Nokta TV'de Türkü Dostları programından hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün farklı bir programla sizlerle birlikteyiz. Çok değerli türküleri ve bu türkülerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Konuğum, değerli müzisyen, değerli arkadaşım ve meslektaşım Ertunç Özkan. Ertunç hoş geldin. Hoş bulduk Togay, merhabalar. Sefa getirdin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok mutlu oldum ben de. Burada olmaktan, Nokta TV'de olmaktan. Bu özel stüdyolarda, bu özel kanalda olmaktan, senle olmaktan zaten biliyorsun çok büyük zevk alıyorum. Bilmukabele çok teşekkür ederim güzel yani dileklerin için. Yani çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Ayağına sağlık şimdiden. Tabii bu akşam amacımız izleyenlerimize güzel bir akşam yaşatmak. Eğer keyifli bir akşam geçirmenizi sağlayabilirsek, vesile olabilirsek ne mutlu bize. Biraz bize kendinden bahsedersen. Nasıl başladı bu türkü hikayesi? Genelde hep çok klasik olur ama normalde ben ilk başta saza başlama hikayem şöyle oldu. Lise zamanlarında ibadetin bile sazla olduğu bir coğrafyada olduğumuz için biz hep zaten sazla büyüdük bizler. Tam bu noktada dedim ki ben de artık saz çalmam gerekiyor. Yani söylemeyi çok seviyordum ama bağlama çalmayı çok ama çok istiyordum. Her zaman bir istek olması lazım. Mesela ben her zaman söylerim hani saz çalmak isteyen sevgili dostlarımız da varsa bunun gerçekten yaşı yok. Yani 50, 60, 70 fark etmez. Yeter ki bir şey istekle başlamak çok önemli. İşte ben o zaman istekle başlamamıştım. Babam demişti sen saz çalacaksın, sen saz çalacaksın, sen saz çalacaksın. Ben zaten istiyordum ama hani çok fazla istek olmayınca çalamadım önce. Bağlama çalamadım. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda türkülere iyice sevdalanmaya başladım. Türkü dostu olana kadar bizler gibi. Sonrasında artık bir enstrüman ihtiyacım olmaya başladı. Hani sade söylemeyle olmayacağını anladım bu işin. Özünde çok kutsal bir enstrüman olduğu için bağlama. Musa Eroğlu Müzik Merkezi'ne gittim ben. Kızılay'daydı o zaman. Sevgili hocalarım eğitimini aldım ben orada Mosor Müzik Merkezi'nde. Daha sonrasında müzik yolculuğumuz başladı. 2000 yılında şimdi radyoların ya da isim vermek istemiyorum hani reklam olur belki diye. Özel bir radyoda başladım türkü programlarına. Daha sonra özel bir televizyonda aynı kurumda aslında iç içe. Orada başladık yolculuğumuza. Son dönemlerde mesela şimdi de Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Korosu'ndayım. Evet. Sevgili şefimiz avukat Serdar Yasun'un ki bilirsin kızı da arkadaşımızdır bizim. Meslektaşımızdır. Sevgili avukat şef Serdar Yasun'un korosundayım şu anda. Türkiye Barolar Birliği korosundayım. Böyle böyle devam ediyoruz. Yani aslında müzik yolculuğu dediğin zaman şimdi öyle bir anlatmak lazım ki bunun için dünya kadar şey lazım yani. Laf lazım, zaman lazım. Hikayesi çok. Evet. Amacımız da aslında bizim burada kendi hayatlarımızı anlatmak değil. Amacımız aslında sevgili dostlarımız müzik ziyafet dedik. Genelde az laf çok sohbeti seven insanlardanız. Ben biraz daha fazla değilim ama sen öylesin. Evet. Biz şimdi yüreğimizde biriktirdiklerimizin hepsini ne biriktirdiysek yüreğimizde nefeslerimiz aracılığıyla sevgili dostlarımıza yollamaya çalışacağız. Evet. İnşallah bizi kalp kapılarını biz tıklatacağız. Bizi kabul ederlerse ne mutlu güzel bize. Yani bu güzelliği de beraber yaşamak istiyoruz. Beraber türküler söylemek istiyoruz. Evet. Dilersen Kaynağı Ali Ekber Çiçek, yöresi Erzincan'a ait bir yıldız doğdu nurla türküsünden başlayalım. İzleyenlerimizle de keyifli seyirler diliyorum. Küskün mü ya
Bilmem ben yar ile niye doğdum sar yıldız, mavi yıldız. Aman aman evler yıkan yıldız. Yıldız, 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 yıldız. Evler yıkan, beller büken, kanım döken, kervan kıran, dön, 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 yâre doğru dön. Yine bugün yaralandım, indim etrafı dolandım, tatlı canımdan usandım. Dön, dön, dön yar yar yar, dön, dön, yar doğru Kerem derler. Yâre ikrar veren derler, niye doğdun sar yıldız, mavi yıldız. Aman aman evler yıkan yıldız, yıldız. Beller büken, kanım döken, kervan kıran, dön, 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 yâre doğru dön. Yine bugün yaralandım, indim etrafı dolandım, tatlı canımdan usandım. Dön, 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 yâre doğru dön. Eline ağzına sağlık. Çok etkileyici sözleri var. Güzel türküler. Yani çok. Aslında hiçbir türküyü biz birbirinden ayırt etmiyoruz. Her türkümüz özel ve güzel. Her türkü farklı bir duyguya hitap ediyor. Kesinlikle öyle ve her türkünün kendine ait bir hikayesi var. Evet. Yani bunun bir çıkış şeyi var. Ne demiş ya Üstad, biz çekmediğimiz, derdini çekmediğimiz acıların türkülerini zaten yapmayı bilmiyoruz. Bu yüzden zaten aslında çok fazla renk var. Şimdi öyle bir coğrafya ki bu coğrafya, Anadolu coğrafyası, herhangi bir türkü düşün. Herhangi bir türkü. Bu türkü mesela Ankara'da oynaması olabiliyor. Doğu'da daha böyle uzun havalara dönebiliyor. Evet. Yani renge baksana, Karadeniz'de horon olabiliyor. Sözler hiç değişmiyor. Zaten güzel olan bu çeşitliliğin olması. Zaten Anadolu burası. Çeşitliliğin zaten başkenti. Evet. Her türkü doğaya da ait, her türkü sevdaya da ait, insana ait, yani canlılara ait. Her şey bir devir daim içerisinde, dünya, evren. O yüzdendir ki bu coğrafyanın insanları da bunların farkında olduğu için yaptıkları türküleri
bütün yaptıkları bu nameleri, ezgilerin hepsini yürekten yaparlar. Bu döngüyü bildikleri için böyle yaparlar. Biz de o döngünün içinde savrulup duruyoruz bakalım işte nereye. Zaten gidiyoruz. Hem melodide hem sözlerinde bu duygunun nasıl yansıtıldığı apaçık ortaya evet. çıkıyor. Evet. Hikayeleri de var yani. Mesela bu türkünün de paylaşacağız çok güzel. Bazı türkülerin hikayelerini. Evet, hikayesi var. Aslında bu türkünün hikayesini de paylaşabilirdik ama artık bir sonraki programa yapalım. Şimdi ilk programda çok fazla da dostlarımıza şey yapmak istemiyorum ben. Evet, daha çok böyle müzik ziyafeti sunma amacıyla evet. bugün bir araya geldik. Umarım ama bir gün sen de baterini alırsın. Yani benim yanımda bateriyle bir eşlik edersin diye düşünüyorum yani. Bakalım bir gün onu da yaparız beraber. Umarım yaparız. Dilersen şimdi Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül türküsüyle devam edelim. Kaynağı Hasan Kaplani, yöresi Yozgat olan bu türkümüzü rica edelim sen. O zaman dostlarımızla beraber can cana, gönül gönül olsun. Bu program zaten can cana, yani gönül gönüllü program. Beraber söyleyelim istiyorum. Hani eşlik etmek isteyen dostlarımız da varsa bize beraber söylesinler. Ekranları başından. Peki bizim dostlarımız bizden istekte bulunabilecekler mi programımızda? Tabii öyle ki. Bir imkanları olacak mı? Tabii ki Twitter adresimizden ya da YouTube.tv adresinden yorum yazabilir, isteklerini paylaşabilirler bizlerle. O zaman bundan sonra hep beraber biz .tv'de olacağız. Yani bol bol istek söyleyebilirler. Biz de tabii. Elimizin çağabildiği kadar, dilimizin döndüğü kadar isteklerini yerine getiririz dostlarımıza. İnşallah. Bir ay doğar ilk akşamdan Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül. Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül'le devam edelim. Sonra tamam. diğer türküye geçelim. Onun da bir hikayesi var galiba. Onun sen hikayesini de ben izleyenlerimizle paylaşacağım. Tamam. Da tohum ekilir bir gün, ekilir bir gün. Çapa vurulmadık bu topraklara. İlkbaharda tohum ekilir bir gün, İlkbaharda tohum ekilir bir gün, ekilir bir gün. Seni yanar alnının terini sofrana sunar. Sana kutsal gelen bin yıllık çınar fiske vuruşuyla yıkılır bir gün. Fiske vuruşuyla yıkılır bir gün, yıkılır bir gün. Size kutsal gelen bin yıllık çınar fiske vuruşuyla yıkılır bir gün. Fiske vuruşuyla yıkılır bir gün, yıkılır bir gün. Kan ile yaşın gün gelir dikleşir eğilen başın. Matem müjdeleyen kanlı baykuşun ocağına incir dikilir bir gün. Ocağına incir dikilir bir gün, dikilir bir gün. Sen müjdeleyen kanlı baykuşun ocağına incir dikilir bir gün.
Ocağına incir dikilir bir gün, dikilir bir gün. Dallar. Kaplan giyinir yeşiller ağlar. Gelir bayram günü çalar dallar. Ah ellere kına yakılır bir gün. Ah ellere kına yakılır bir gün. Yakılır bir gün. Gelir bayram günü çalar dallar, ak ellere kına yakılır bir gün, ak ellere kına yakılır bir gün, yakılır bir gün. Ağzına yüreğine sağlık. Ustalar yazıyorlar, senin de yüreğine sağlık. Biz de dilimizin döndüğü kadar seslendirmeye çalışıyoruz. O kadar özel türküler var ki, tam da ihtiyacımız olduğu zamanın türküleri derler ya, aslında şöyle baktığımız zaman ne kadar eskiden yazılsa bile her çağda yine böyle türkülere, böyle şeylere hep ihtiyaç olmuş. Bundan sonra da olacak. Olacak yani. Kuşkusuz. Bırak kamkileri yaralı gönül, yüce dağdan duman çekilir bir gün. Yani önümüz aslında bahar, tam mevsimindeyiz. Çapa vurulmadık bu topraklara ki şu anda zaten çapa çok az vuruluyor. İlkbaharda tohum ekilir bir gün. Bir gün o tohumlar yerleşir, büyür. Bir gün o tohumlar hepimizi doyurur. Sanatla doyurur, insanla doyurur, aşkla doyurur. Ama bir gün dostlukla doyurur. Evet, dostlukla doyurur ama bir gün doyurur. Evet. Şimdi Bir Ay Doğar ilk akşamdan, geceden türküsünün önce hikayesini istersen izleyenlerimizle paylaşalım. Sonra senden rica edelim türküyü. Baş üstüne. Mail ve Gülizar'ın kavuşamadığı ay ışığındaki gecelerin acı verdiği bir hikayeden çıkmıştır bu türkü. Birbirini seven Mail ve Gülizar evlenmek ister. Fakat aileleri bu evliliğe onay vermez. Mail Gülizar'ı kaçırır ve evlenirler. Bunun üzerine Gülizar'ın ailesi Gülizar'ı hayatlarından siler. Gülizar ve Mail birlikte mutludurlar ama ah, o Mail'in vazgeçemediği av merakı delikanlılıktan beridir devam etmektedir. Belli aralıklarla toplanırlar ve arkadaşlarıyla Korkut Dağı'na giderler. Dağa çıkınca herkes dağılır. Kararlaştırdıkları saatte yeniden aynı yerde toplanırlar. Yine o günlerden biridir. Mail'i almak için kapıya dayanırlar ve hep beraber yola düşerler. Bilmezler ki o yollarda Mail'in soğuk bedenini arayacaklarını. Mail biraz rahatsız, dermanı olmadığını söyler. Arkadaşları geri dönmesini ister ama Mail dönmez. Dağa çıkınca ayrılırlar ve anlaştıkları saatte toplanırlar. Herkes gelir ancak Mail yoktur. Üstünde fazla durmazlar, hasta olduğunu söylediği için eve gittiğini düşünürler. Tekrar yola düşerler, köye giderler. Fakat arkadaşlarından birinin içi rahat etmez. Mail'in evine gider ve kapıyı çalar. Mail'in gelip gelmediğini sorar. Gülizar ise siz de gitti, daha dönmedi der. Diğer arkadaşlarına haber verip aramaya koyulurlar. Geceyi ay ışığı aydınlatıyordur. Tepelerde yükselen ay adeta Mail bulunsun diye eşsiz parlaklıktadır. Bir müddet aradıktan sonra bir kayanın dibinde bulurlar. Koşarlar yanına, bağırırlar. Mail, Mail! Mail'de kan yoktur, can yoktur. Mail artık Mail değildir. Çıkmıştır ruhu bedeninden. Soğuktur artık Mail. Açmaz gözlerini. Sesi sedası yoktur. Duymaz olmuştur haykırışları. Bunu Gülizar'a demek oldukça zordur. Nasıl diyeceklerdi artık Mail yok, öldü. Nasıl dayanacak yüreği bu acıya, Mail'i bu kadar severken?
Gülizar'ın yanına gidip bulduklarını söylerler. Gülizar'ı alıp çıkarlar dağ yoluna. Varır varmaz kaya dibine, Gülizar bakar ki Mail kayanın dibinde uyuyor. Sakin sakin, sanki dünkü geceden uykusuz kalmıştır, sanki çok yorulmuştur. Mail'im kalk der. Mail'den ses yoktur. Mail'de artık can da yoktur. Mail ölmüştür. Dünyadaki vaktini doldurup ebediyete göçmüştür. Gülizar'ın artık bacakları tutmaz olur ve yere çömelir. Yaslamış başını Mail'in omzuna, başlamış ağıt yakmaya. Gözyaşları yağmur misali ıslatıyordu yeri. Sanki ay ışığında yankılanıyordu ağıtları. Göğe varıyordu haykırışları. Uyan bey, Mail'im uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Uyan, uyan Mail'im, sar sinene, sar beni. Mail'im perişan koyma beni, diyordu. Ağıtlar göğün karanlığını kaplamıştı. Ayın ışığı Gülizar'ın göğünü ve gecesini aydınlatmıyordu. Tükenmez dertlere beni düşürdün diyerek siliyordu yağmur olan gözyaşlarını. Nasıl edem sensiz diyerek Mail'in omzuna sokulup bırakıyordu gözyaşlarını. Yabancı yerde tek başına olan Gülizar ailesinin yanına da gidemez olmuştu. Mail'in av merakına kızardı. Oturur sedirin üstüne, aralar pencereyi, ay ışığı içeriye vurur. Başlar hesaplaşması Gülizar'ın pencere önünde, ay yüzüne vurur. Dünyanın acısı yüreğine, diline de türkü düşmüştür. Gülizar türküdür artık, destandır Gülizar'ın sevdası. Madem beni böyle bırakıp gidecektin de, soysuz, neden doğru yoldan şaşırttın beni? Neden alıp geldin buralara diye söylenir Mail'e. Bir sitem ancak bu kadar içten, can yakan ve perişan edici olabilir. Bir sitem ancak sevgi ve aşk kokulu olabilirdi. Bir kızgınlık ancak bu kadar yürek talan edebilirdi. Sönmez yüreğindeki ateş Gülizar'ın ve süre gelir bu ağıtlar yıllar boyu. Gülizar'ın ve Mail'in hikayesi böylece ortaya çıkmış. Bir aydar ilk akşamdan geceden, neydem neydem geceden. Şakı vurur pencereden, bacadan dağlar kışmış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden. Uyan uyan yar sineme, sar beni, dağlar haremi, açma yaremi. Nasıl edem ben? Uyan uyan yar sineme, sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Yüce dağ başından aşırttın beni, neydem neydem sen beni.
tükenmez dertlere düşürttün beni. Dağlar kışılmış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz bende gönlün yoldu, neydem neydem yoldu? Niye doğru yoldan şaşırttın beni? Dağlar kışımış, yavrum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırttın beni? Dağlar haremi, açma yaremi, nasıl edem ben? Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylemez gönlüm hoş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem vermişler. Baş astı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar haremi, açma yaremi, perişanım ben. Ne kadar vurucu bir hikayesi var değil mi? İşte her türkünün kendine has hikayesi var. Hepsi yaşanan sıkıntıları, dertleri anlatan eserler aslında. Sadece Türk halk müziği değil, Türk sanat müziğinde de böyle. Bütün aslında halk türkülerinde böyle. İşin içinde mesela ekonomi de çok fazla var. Evet. Çok, yani aslında buna özel bir program bile düşünülebilir. Ekonomiye yönelik türküler diye, gurbet türkülerinin hepsi ekonomiye yönelik. Doğru. Yani burada geçinemeyip de yurt dışına gidip gurbet türküsü, başka ne insan gurbete gider ki? Oradaki duyguların dışa vurumu sayesinde ortaya çıkmış hikayede. Tabii ki şimdi parası pulu olan insan, varlığı olan insan şimdi gider mi başka bir ülkeye? Güzel topraklar bırakılır mı? Yani ekonomik sıkıntılardan tabii ki gurbete çıkılıyor. Birçok aslında Türkiye'de de aslında temelinde de bu var. Yani geçim sıkıntısı var. Yani vatan hasreti. Vatan hasreti zaten bunda birlikte getiren türküler. Evet. O yüzden aslında türküler hayata dair, dosta dair diye biz boşa demiyoruz. Bu türkü dostu diye boşa mı diyoruz biz birbirimize? Bunları söylemek zorundayız. Bunları dile getirmek zorundayız. Evet. İstersen vakit kaybetmeden Turnam Gidersen Mardin'e türküsüyle devam edelim. Tabii. Kaynağı Aşık Kerem, yöresi Mardin. Bu da çok güzel bir türküdür. Dostlarımızın seveceğine inanıyorum. Beraber söyleyelim o zaman. Thank you.
gidersen Mardin'e, turnam yâre selam söyle. Turnam gidersen Mardin'e, turnam yâre selam söyle. Kardı dağların ardından, turnam yâre selam söyle. Kardı dağların ardından, turnam yâre selam söyle. Gidersen Aktaş'a, karlı dağlar aşağı aşağı. Turnam gidersen Aktaş'a, karlı dağlar aşağı aşağı. Hem kavime hem kardeşe, turnam yâre selam söyle. Hem kavime hem kardeşe, turnam yâre selam söyle. Ağzına yüreğine sağlık. Bizden de selam olsun sevgili dostlara. Turnalı'nın selamını iletelim dostlarımıza. Etkiledim bizi. Mardin'i gördün mü hiç? Mardin'e gittim. Çok güzeldi. Şimdi meslektaş dediğin için, yani biz biliyorsun hani televizyoncuyuz. Ben yönetmenlik yapıyorum. Çok fazla dışarı yayınımız oluyor. Hem müzik yayınlar oluyor, hem maç yayınlar oluyor. Mardin'e gittim. Mardin çok güzel bir yer. Ben gitme şansı bulamadım ama belgeselini izledim. Gerçekten kesinlikle mükemmel bir şehir. Kesinlikle gitmeni şiddetle öneriyorum. Yani aslında her yöreyi, evet, her bucağı görmek gerekiyor mutlaka. Kesinlikle. Yani önce kendi ülkemizi bir gezmekte fayda var. Sadece öyle değil. Yani o yöreyi komple, mesela Diyarbakır'ı kesin görmeni isterim. Tunceli, muhteşem Tunceli. Mardin yine harika. Gittiğiniz zaman da aslında her gittiğiniz yerden benim tavsiyem hep böyle şey alırlar ya, nedir böyle hani, yok buzdolabı süsü, yok şey. Onun yerine aslında bir tane de bir müzik, yerel bir müzik CD'si ya da müzik şeyi almakta fayda var. Oraya özgü. Oraya özgü. Diyorsun. Yani çok faydası oluyor aslında, müzisyenlere çok faydası oluyor. Çoğu zaman yapamıyoruz ama genelde yapmaya çalışıyoruz bizler de. Çok mantıklı. Her gittiğimiz yöreyi böyle gezeceksin yani. Sadece tamam güzel şelaleleri var, güzel dağları var diye değil. Tabii oranın kültürünü göreceğiz. Duygusunu yansıtan mutlaka neler var, onları da görmek lazım gitmişken. Bunu görmezsek zaten mesela ya da bunlara her birine hani gezme nasıl olur ki o zaman? Şu anki gezme nasıl sence? Ben görüyorum, insanlar geliyor, muhteşem bir manzara. Mesela Tunceli'de Munzur'a gidiyorlar. Göremiyor ki telefonla çekmekten, yani devamlı böyle. Yani bazen biz de yapıyoruz. Ben onu görmeden yani gezmek diyorum. İşte eleştiriyoruz ama bazen biz de yapıyoruz yani. Gittiğimiz zaman ama artık yapmamaya başladım. Yani uzaklaşmaya başladım ben gittiğim yerlerden. Çünkü gerçekten hadi bir fotoğraf çekelim ama bir yerlere atalım falan diye. Bitiyor. Çok güzeldi ama gerçekten hiç hatırlamıyorsun. Daha çok yorulduğunu hissediyorsun. Bırakıp bir gezelim bence. Evet. Aynı fikirdeyim. Hüseyin Karakuş'tan Yaralı Ceylan. Yaralı Ceylan'ı söyleyelim. Yaralı Ceylan'a çok istek olduğunu da ben bilirim genelde türkü programlarında. O yüzden bu programa genelde bilindik türküleri aldık ama dediğim gibi dostlar, bakmayın bu program can cana. Bu program
hepimizin. Nokta TV sanata ve sanatçıya değer veren kanal yöneticilerimiz sayesinde biz buradayız. O yüzden isteklerinizi söyleyin. Can cana, gönül gönüllü olsun bu programımız. Tabii. İstediğimiz o. Başka bir programda da bütün isteklerden oluşmuş bir repertuarla. Yaparız tabii ki. Genel istekleri yaparız. Mesela hani bu hafta programımız canlı olmadığı için alır isteklerimizi değer dostlarımızın bir sonraki programda kesin elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Yani tam kesin demeyelim ama süremiz yettiği kadar bir sıralama yaparız. Çünkü beraber olsun istiyoruz. Yoksa ben sazımı çalarım. Herkes kendi türkünü söyler ama gönül gönüle türkü söylemek gibisi var mı ya? Evet. Önemli olan interaktif olması. Evet. O zaman Yaralı Ceylan diyelim. Yaralı Ceylan diyelim. Senden başkasına gönül vermem. Yaralı ceylanım, senden başkasına gönül vermem. Elin meslediği gülden al bu canı, sana vermem. Elin meslediği gülden ha bu canı sana vermem. Yandı yürek yana yana savur külün döne döne. Yandı yürek yana yana savur külün döne döne. Soğumadan elde kına, zülfüm telin yere sermem. Soğumadan elde kına, zülfüm telin yere sermem. Aman yâre, aman yâre, hey pir ver bu derde çare. Aman yâre, aman yâre, ya hızır ver bu derde çare. Aman yâre, aman yâre, hey pir ver bu derde çare. Aman yâre, aman yâre, ya hızır ver bu derde çare. Bir ok düştü yaralandım, dost elinden parelendim. Bir ok düştü yaralandım, dost elinden parelendim. Dar gününde karalandım, billal olur seni yermem. Dar günümde karalandım, dillal olur seni yermem. Yandı yürek yana yana, savur külün döne döne. Yandı yürek yana yana, savur külün döne döne. Soğumadan elde kına,
zülfün telin yere sermem. Solmadan elde kına, zülfün telin yere sermem. Aman yâre, aman yâre, hey pir ver bu derde çare ver. Aman yâre, aman yâre, ya hızır ver bu derde çare. Aman yâre, aman yâre, hey pir ver bu derde çare. Aman yâre, aman yâre, ya hızır ver bu derde çare. Ya hızır ver bu derde çare. Derdimize derman olmak için bizler türkülere sığındık. Bazıları ocaklara sığınır, bazıları türbelere sığınır. Herkes derdine derman olmak ister, çare bulmak ister. Ben her zaman şöyle söylerim, Allah hani dermansız dertler vermesin. Amin. Zoru odur zaten. Derman olsun da her yere sığınırız. Nasıl olursa ya. Olsun. Nasıl olursa olsun yani, yeter ki derman olsun. Yani. Evet. Evet Tokay. Aşağıdan gelen telli turnalarla devam edelim mi? Edelim. Bu kırtıl semahı olarak geçer aslında. Semahların zaten çok bir özel, çok özeldir semahlar. Yani özellikle işte diyoruz ya hani bütün dünya, bütün evren bir dönüş içindedir. Bütün evren semah döner der. Üstadlar aşkından güneşler yanar der. Semahlar da aslında o yüzden çok özeldir. Semah dönmek de yine aynı şekilde özel ve kutsaldır. Yani Alevi geleneğinde diyorum ya, saz kutsaldır, deyişler kutsaldır diye aslında bundan söylüyoruz. Bu da kırtıl semağı. Aslında tam şeyle aşağıda gelen telli turnalar giriş olabilir ama adı kırtıl semağıdır. Bunu yapalım, bu güzel semağımızı icra edelim. Kaynağı ama, Bahar Gündoğdu'na ait, evet. Yöresi de Mersin. Bu arada çok teşekkür ederim bu araştırmalar için de. Sen de gerçekten çok güzel bir şekilde araştırdın. Ederim. Özellikle türkü hikayeleri de olacak. Herhalde birazdan bir türkü hikayemiz daha olacak değil evet, mi? Biraz yani? Karacaoğlan'dan bahsedeceğiz biraz sonra. Evet, Karacaoğlan'dan bahsedelim. Sonrasında da bir türkü hikayemiz daha olacak. İzleyenlerimizle onu da paylaşırız. Tamam o zaman. O zaman kırtıl semayla devam edelim. Hiç devam bekletmeyelim. Edelim. Tamam. Az laf. Çok söz. Sen beni uyar arada. Ben her zaman söylerim gittiğim programlarda da. Ben laf alırım çok fazla. Program senin. Bırakmayabiliriz yani. Program sağ olun. Senin. Dilediğin çok, gibi çok teşekkür ederim. Arada uyar ki en azından dostlarımızı Türkiye'ye doyuralım. Boş söze doyurmayalım. Tamam. Aşağıdan gelen de telli turnalar, telli turnalar. İçimizde telli turnam yok benim, turnam yok benim. Yarandan yoldaştan soran olursa, soran olursa, yine sol yanımda derdim çok benim, derdim çok benim.
yine sol yanında derdim çok benim. Derdim çok benim. Gidiyorum gayrıda gül benzim soluk. Benzim soluk. Ot düştü sineme, yanıktır yanık. Yanıktır yanık. Ölüm Allah emri de zalim ayrılık. Hain ayrılık. Hangine yanayım da derdim çok benim. Derdim çok benim. Hangine yanayım da derdim çok benim. Derdim çok benim. Pir Sultan Abdalımday dost, kırklar yediler Pir Sultan Abdalımday dost. Kırklar yediler bu yolu erkanı da canım a canım onlar kurdular. Herkes sevdiğini de dost bile dediler, herkes sevdiğine de dost. Vara dediler hangine yanayım da canım a canım derdim çok. Herkes sevdiğini de dost bile dediler, herkes sevdiğine de dost. Vara dediler hangine yanayım da canım a canım derdim çok benim. Yine dertlerden yola çıkılarak meydana gelmiş bir türkü. Semah aslında bu. Yani buradaki dert tabii ki normal hayatın dertlerinin biraz daha üstünde oluyor, evet. Semah olunca. İşte diyorum ya, değişlerimiz, semahlarımız bizim için çok ama çok önemli. Pir Sultan Abdal'ın eseri, değerli yazarımız Pir Sultan Abdal. Zaten Pir Sultan Abdal bir programda tamamen Pir Sultan Abdal üzerine bir mutlaka yapacağız program. Yine ozanlarımız üzerine mesela bir programımızda sadece Karaca olan üzerine olacak ama tabii ki kısa kısa bugün de elimizden geldiği kadar, elimizin döndüğü kadar çalmaya çalışıyoruz. Şimdi Karaca olan ifadesini kullandın. Karaca olanın eseri olan Candan İleri türküsüne, evet, geçmeden önce dilersen biraz izleyenlerimize Karaca olanından bahsedelim. Çok iyi olur. Karaca olanın şiiri aşk ve doğa üzerine kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm Karacaoğlan'ın en çok değindiği konular. Şiirlerinde sıkça adları geçen Elif, Zeynep ve İsmikan adlı kadınların sevgilileri olduğu sanılıyor. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır Karacaoğlan. Karacaoğlan Türk aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş biçimi getirmiştir. Doğa benzetmelerini sık sık kullanır. Çok yalın ve temiz bir Türkçe kullanırken kendisinden sonra gelen birçok ozanı da derinden etkilemiştir. Bu olumlu etkiler günümüz Türk şiirine kadar uzanmaktadır. Şiirlerini ilk kez Nusret Ergun derleyip yayımladı. Cahit Özdeli'nin Karacaoğlan Bütün Şiirleri adlı derlemesi de önemli Karacaoğlan araştırmalarından birçok şiirinin de bestelendiğini vurgulayalım. Candan İleri. Müzik.
bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dedin karşı karşıdır. Girersen şu sinende neler var? Gülüp oynadım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Girersen şu sinemde neler var? Gülüp oynadım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Sabahın seheri gülden ileri, ben kimi sevmişim senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin, kurban bulamadım candan ileri, ileri. Candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin, kurban bulamadım candan ileri, ileri. Candan ileri. Dostan ileri, türkü dostlarından ileri. 17. yüzyılda yaşadığı sanılıyor Karacaoğlan'ın Dile Kolay. 17. Evet. yüzyıldan günümüze uzanan bir şiir. Bilgiler de aslında nereli olduğuna dair de çok fazla olmasa bile ama çok fazla Karacaoğlan'ın eseri var. Sevgili değerli hocamız Musa Eroğlu'ndan dinlemiştim bu Candan İleri ilk defa. Zaten vurdu geçti hepimizi. Sağ olsun onu da böyle analım istiyorum bu program aracılığıyla. Genelde Karacaoğlan türkülerini de çok fazla söyler Musa Eroğlu hocamız. Çok sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Yani biz bunları bizlere bulup çıkarıp bizim de sevmemize vesile olduğu için, gönülleri okşadığı için aşk olsun, teşekkür ederiz. Şimdi dilersen Dün Gece Dün Gece Seyrim içinde türküsüyle devam edelim Türkü Dostları programına. Kaynağı Aşık Daimi ile yöresi de Erzincan'a ait olan bir türkü. Yine Pir Sultan Abdal aslında. Pir Sultan Abdal'ı anlatan bir türkü bu. Aslında Pir Sultan Abdal'ın kızının Pir Sultan'a yazdığı söyleniyor. Yine dediğim gibi dostlarımız da bize tabii ki bu konularda aydınlatabilirler. Hani varsa eksiğimiz gediğimiz, biliyorsunuz ki bu program beraber yapacağız. Yine de şöyle bir varsa fazla bilgileri hani bizim bulabildiğimiz dışında ya da bildiğimiz dışında söylerlerse çok iyi olur. Bizi yolladığı neydi, tweetlerle galiba yolluyorlar bir de. Evet, youtube.tv adresinden de yorum yapabilirler. Oradan da işte Tugay'ın dediği yerlerden dostlarımız da ulaşabilirler. Bu arada bize bir sürçülisan ettiysek affola diyelim şimdiden. Tabii ki, tabii ki. Yani zaten bilgilerde dediğin gibi eksiğimiz olabilir, bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz konular olabilir. Bunları da interaktif bir şekilde
biz de izleyenlerimizden öğrenebiliriz. Aslında olması gereken de bu. Şimdi biz de bazen bir konuyu konuşurken ne yapıyoruz? Tokay diyorum ya, şu konu hakkında şöyle bir şey var. Ama bak şimdi doğru diyorsun ama diyor şu da ekstra var diyorsun. Evet. Ya da diyorsun ki başka biri de bunu söylemiş diyorsun. Hani bu bizim dediğimiz gibi bulabildiklerimiz aslında tabii ki değişmez ama dediğimiz gibi bunun için çok ciddi zaman ve emek istiyor. Yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Biz de en doğru bilgiye ulaşmaya çalıştık. Özellikle senin tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu aracılığıyla. Dediğimiz gibi dostlarımız da bize ne olursa olsun eleştirilerinizi de eksik etmeyin. Yani hep sadece alkış değil, eleştirinizi de eksik etmeyin. Evet, eleştiri çok önemli. Olması gereken de budur. Daha iyi olmak için her konuda eleştiriye açık olmak lazım. Tabii ki yani eleştirilmeyi biz göze alamadıktan sonra o zaman bunları yapmaya ya da söylemeye de gerek tabii, yok. Tabii, çok doğru söylüyorsun. Dün gece seyrim içinde. Dün gece seyrimin içinde seyrim ağlar ağlar Pir Sultan diyor gündüz hayalimde gece düşümde düşlerde ağlaşır Pir Sultan diyor gündüz hayalimde gece düşümde düşlerde ağlaşır Uzundu usuldü dedemin boyu Yıldızdır yaylası Banaz'dır köyü Banaz'dır köyü Yaz bahar ayında Bulanır suyu, sular dağlaşır, Pir Sultan Sultan kızıydı Ben de Banaz'da Kanlı yaşa akıttım Baharda yazda Baharda yazda Dedemi astılar Kanlı Sivas'ta Daracı ağlar Pir Sultan diyor Abdal Pir Sultanım Yücedir şanım Kudretten çekilmiş Bir senin unun Hakka teslim ettik
Al şirin canım, dostlar dağlaşır, Pir Sultan deyip Hakka teslim olsun ya dost. Al şirin canım, dostlar dağlaşır, Pir Sultan deyip. Füsun Abdal Sivaslı aslında ama derleyen kişi olarak biz Aşık Daimi aldığımız için az önce evet. O yüzden yöre Erzincan dedik. Onun için vurguladık. Dostlarımıza da söylemek isteriz. Şimdi sırada Hüseyinlik'ten çıktım. Seher Yoluna türküsü var ama geçmeden önce dilersen bu türkünün kısa bir hikayesini izleyenlerimize anlatalım. Tabii ki. Akif Harput'ta tergrafhane müdürüdür. Hüseyinlik'te kız kardeşi Ati Hanım'la beraber yaşıyordur. Akif çok genç, yakışıklı, dalyan gibi bir çocuktur. Akif sabahları saray yoluyla Harput'a çıkar, akşamları da kalenin alt tarafından Deliktaş yolundan geri dönermiş. Akif'in bir kardeşi ise Musul'da yaşamakta. Türküde adı geçen Lütfi de tergrafhanede çalışmaktadır. Akif Lütfü'yü çok sever. Akif Hüseyinlik'ten şehre Harput'a çıkarken hiç beklenmedik bir zamanda yolda kalp krizi geçirir ve ölür. Ölüm olayı duyulunca bütün şehir halkı arkasından günlerce gözyaşı döker. İşte tam bu sırada Saçlızade Hacı Vehbi Efendi bu güzel ve hazin şarkıyı güftesiyle ve bestesiyle meydana getirmiştir. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, baş ağrısı teslim aldı canıma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Telgrafın direkleri sayılmaz Ati Hanım, baygın düşmüş ayılmaz böyle canlar. Teneşire sarılmaz, yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Çok güzel söyledin, ağzına yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık, teşekkür ederim ben de. Hikayesi de etkileyici bir hikaye. Bütün her türkülerde olduğu gibi.
Şimdi hiç vakit kaybetmeden suya gider allı gelin, has gelin türküsüyle devam edelim dilerseniz. Sonuna gelmişiz ama programın galiba. Evet, vaktimiz de daralıyor. Zaman ne çabuk geçti. Gerçekten, ben de anlamadım. Öyle bir anonslayınca sen de hani devam mı ediyoruz diye böyle bir ümitlendim ama baktım son türküdeyiz. Evet. Peki o zaman kapanışı türküden sonra mı yapalım vedamızı, yoksa vedamızı yapalım? Program senin programın. Bugün onur verdin, geldin. Biz hepimizin programı. O zaman ben önce bir teşekkür etmek istediklerim var. Tabii öncelikle ki, lütfen. Sana böyle programlara öncülük ettiği için Nokta TV'ye ve değerli yöneticilerine, özellikle değerli reji ekibine, dev kadromuza, sevgili Irmak'a da buradan çok teşekkür ediyorum ben. Evet, onların da ellerine sağlık. Tabii ki çok teşekkür ediyoruz onlara. Bu sonuçta bir ekip işi, hep beraber. Evet. Bir kaliteli herkesin bir iş yapabiliyorsak hep beraber ekip olarak yapabiliyoruz. Evet. Herkes ismini tek tek saymak isterim ama hani gerçekten bu çok uzun zaman alır diye çok teşekkür ediyorum tekrardan bu imkanı verdikleri için ve en çok teşekkür de siz hak ediyorsunuz sevgili değerli dostlarımız. Bizimle birlikte bu programı sizler de yürüttünüz. Sizlerle birlikte yaptık aslında biz programı, beraber söyledik. Ben çok memnun kaldım. Umarım devam ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Nokta TV ailesi olarak şeref duyduk. Geldin, türküleri söyledin. İzleyenlerimize keyifli bir akşam geçirmesine vesile oldun. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden yüreğine sağlık, ben eline sağlık, ağzına sağlık. Çok sağ olsun. Suya gider allı gelin yapacağız. Ankara yöresine ait bir türkümüz olacak. Hı-hı. Güzel türküyle o zaman kapanışı yapalım. Tamam. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Topukların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Topukların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin yurdunda garip kaldım, kaldım, kaldım aman. Suya gider su testisin, doldurur, doldurur. Suya gider su testisin, doldurur, doldurur. Sudan gelir gül benzini,
soldurur, soldurur, soldurur ama. Sudan gelir gül benzini, soldurur, soldurur, soldurur ama. İflah etmez bu dert beni, öldürür, öldürür. İflah etmez bu dert beni, öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandığım, yandığım, yandığım ama. Ellerin yurdunda garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin yurdunda garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Değerli izleyenler, Nokta TV ekranlarında Türkü Dostları programının ne yazık ki sonuna geldik. Müzisyen Ertunç Özkan'a programa renk kattığı için çok teşekkür ediyoruz bir kez daha sizin huzurunuzda. Ve size keyifli bir akşam geçirmenize vesile olabildiysek ne mutlu ki bize. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.